Samimi Analiz'den herkese merhaba değerli izleyenler. 7'den 70'e kripto paralara ilgi gün geçtikçe artıyor. Piyasadaki son durumu ve yeni yıldaki değerlendirmelerini uzman isimden dinleyeceğiz. Kripto para uzmanı Oytun Es konuğumuz. Merhaba Oytun Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk, iyi yayınlar. Teşekkürler. Biliyorsunuz ki aslında kripto para borsasında zorlayıcı bir yılı geride bıraktık. FTX'in iflasından sonra da piyasaya güven biraz daha azalmış durumda. Peki sizce 2023'te düşüş sürecek mi yoksa yükselişe mi geçecek kripto paralar? Evet, aslında siz de güzel özetlediniz. 2022 yılı kripto para ekosistemi için oldukça zor geçen bir yıl oldu. Tabii bunun farklı sebeplerini sayabiliriz. Faiz artışlarının hızlanıyor olması, İkinci sebep olarak Luna krizini sayabiliriz, FTX krizini sayabiliriz. Ama neticede olmuşa bakmak lazım. Olan şey şu, Bitcoin 2022 yılında 15 bin dolara kadar geriledi. 2023 yılı nasıl geçer? Açıkçası benim 2023 yılından beklentilerim daha farklı. En azından 2022 yılındaki düşüş trendinin yavaş yavaş ben 2023 yılında Bitcoin ve kripto paralarda kırılmasını bekliyorum. Bunun da sebebi şu, Bitcoin zaten öncelikli olarak faiz artış süreçlerine bağlı olarak bir düşüş yaşadı. Sizin de malumunuz 2023 yılı içerisinde faiz artış hızının gitgide azalması bekleniyor. Hem buna bağlı olarak hem de 2024'te madenci ödül yapılması dediğimiz Bitcoin'de 4 yılda bir gerçekleşen, takvimi 4 yılda bir gerçekleşen hadiseye bağlı olarak da benim açıkçası 2023 yılı içerisinde Bitcoin ve kripto paralarda yukarı yönlü bir hareket beklentim var. Peki Bitcoin ve altcoinlerde şu anki durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şöyle, tabii en son FTX krizine burada değinmemiz gerekiyor. Çünkü tek başına Bitcoin'deki fiyatlamanın ne faiz artış süreci ne de Luna tarafında yaşanan kriz fiyatı buralara kadar çekemezdi. Biz şu an hala FTX krizinin etki alanı içerisindeyiz. Çünkü FTX krizi yaşanmadan evvel Bitcoin 20 bin dolar baremindeydi ki ondan sonra dünyada makroekonomik anlamda oldukça olumlu gelişmeler oldu ve diğer piyasalar bundan olumlu yönde faydalandı. Eğer şu anda biz FTX krizini yaşamasaydık Bitcoin tarafında çok büyük ihtimalle 25-30 bin dolar bareminde fiyatlanan bir Bitcoin fiyatlamasıyla karşı karşıya olacaktık. Ama neticede böyle olmadı. Zaten şurada yıl sonuna da çok fazla bir şey kalmadı. Büyük ihtimalle buralardan, bu seviyelerden kapanan bir Bitcoin fiyatlamasına şahit olacağız ama tabii şunu göz önünde bulundurmak lazım. Bitcoin çok uzun süredir günlük grafikte çok dar bir bant içerisinde hareket ediyor. Kripto paralar bu kadar dar bantlar açıkçası çok fazla sevmezler. Bunun kırılımı sert olur. Açıkçası önümüzdeki süreçte Bitcoin ve kripto paralarda ben sert kırılımlar bekliyorum. Peki sizce yeni rekor gelecek mi? Önümüzdeki yıl içinde en yüksek Bitcoin'in geleceği aralık olarak neyi söyleyebilirsiniz? Ben 2023 yılı içerisinde Bitcoin ve kripto paralarda toparlanma bekliyorum ama yeni rekorların gelmesi için 2023 yılı yetersiz kalabilir. Orada 2024 yılına biraz bakmak gerekiyor. Bana göre Bitcoin'de yeni zirvelerin geleceği tarih büyük ihtimalle 2024 yılı olacaktır. Halving dediğimiz madenci ödül yarılanmasına bağlı olarak. Bir de aslında sizin hazırlık sürecinde olduğunuz projeniz var. Buna da biraz değinelim mi? Tabii ki Virtual Tourist bizim kendi imkanlarımızla Metaverse evreni üzerinde geliştirdiğimiz bir proje. Burada aslında biz tarihi destinasyonları Metaverse evrenine taşımayı hedefliyoruz. Bununla alakalı gelişmiş bir modelleme ekibimiz var ve şu anda ilk önce bütün dünyada ve Türkiye'de kabul gördüğü için Ayasofya üzerinden başladık. İşte ikinci mekanımız Eyfel Kulesi olacak. Bu şekilde devam eden bütün tarihi destinasyonları kendi dönemsel gerçekliği içerisinde Metaverse evrenine uyarladığımız bir proje. Bunun da çalışmaları tam sürat devam ediyor. Bir aksilik olmazsa Şubat ayı içerisinde biz de bu projenin, oyunun diyelim beta sürecini tamamıyla kullanıcılarla paylaşmış olacağız. Öte yandan aslında kripto paralardan bahsediyoruz ama teknoloji de bu işin vazgeçilmez bir kısmı ve Türkiye'de de bir yasa çıkması bekleniyor. Sizce bu yasada olmazsa olmaz düzenlemeler neler olacak? Şöyle, çok büyük ihtimalle yasanın çıkması seçim sonrasına kalacak. Çünkü burada getirilmek istenen yasada bir vergilendirme kısmı var ve Türkiye'de şu anda 7-8 milyon bareminde kripto para yatırımcısı var. Bunların hepsinin 18 yaşında büyük ve seçmen olduğunu göz önünde bulundurursak oldukça ciddi anlamda oy potansiyeli barındıran bir yerden bahsediyoruz. Bu konjonktür içerisinde hiç kimse buradaki seçmenleri küstürecek bir adım atmak istemeyecektir. Fakat seçimlerden sonra bu yasanın geleceğini hepimiz biliyoruz.
Burada öncelik ne olmalı? Bana göre burada öncelik vergilendirmeden ziyade insanların mağduriyetini engelleyecek kanunlar koymak olmalı. Nedir bu? En büyük mağduriyet zaten borsalar üzerinden yaşanıyor ve şu anda bir borsa açmakla bakkal dükkan açmak arasında hiçbir fark yok. Burada borsalara bir sermaye şartı getirilmeli. Sosyal medya üzerinden yapılabilecek manipülasyonların, hali hazırda yapılan manipülasyonların önüne geçilebilecek ağır cezalar getirilmeli. Zaten bu ikisi getirildiği zaman ciddi anlamda kripto para ekosistemindeki yatırımcı korunmuş olacaktır. Güven ortamı da tekrar sağlanacaktır bu sayede. Bitirmeden şuna da değinelim istiyorum. Ripple'a, XRP'ye gözler çevrilmiş durumda aslında yatırımcıların bir kısmı tarafından. Çünkü SEC'le davası sürüyor. Ve önümüzdeki aylarda da sonuçlanması bekleniyor. Bu konudaki öngörünüz nedir? Açıkçası ben Ripple davasının XRP lehine sonuçlanacağını düşünenlerdenim. Lehine derken şu anlamda lehine diyorum. Aynı Tether davası gibi. Tether davasında da Tether bir ceza almıştı ama işte yanlış hatırlamıyorsam 17 milyon dolar gibi bir ceza almıştı. Şimdi Tether'ın büyüklüğünü göz önünde bulundurduğumuz zaman bu rakam tabii çok komik kaçıyor. Normalde davada ceza almış olmasına rağmen cezanın küçük olması sebebiyle Tether davayı şu an kazanmış gibi görülüyor. Yani akıllarda hep öyle kaldı. XRP için de bana göre öyle olacaktır. Ripple şirketine büyük ihtimalle bir ceza kesilecek. Fakat kesilen ceza Ripple şirketine dokunan bir ceza olmadığı için, yani çok rahat ödeyebileceği bir ceza olduğu için tekrar XRP lehine tahtada güzel hareketler görebiliriz. XRP de listeden borsaları tekrar listelediğine şahit olacağız diye düşünüyorum. Çünkü XRP geçtiğimiz boğa sürecini biraz pas geçmiş bir kripto ki Türkiye'de de çok ciddi anlamda yatırımcısı var. Ben açıkçası XRP davasının Ripple şirketinin lehine sonuçlanacağını ve XRP'nin de bundan olumlu olarak ayrışacağını düşünüyorum. Peki çok teşekkür ederiz aktardıklarınız için. Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar. Oytun Es konuğumuzdu. Bugünlük yayınımızın sonuna geldik. Güncel videolarımızı kaçırmamak için bizi takipte kalın. Şimdilik hoşça kalın.